birçok şehrini ve Anadolu'daki Urfa başta olmak üzere birçok yeri ele geçiriyorlar. 1098'de Urfa'yı işgal ediyorlar. Daha sonra Haçlılardan ilk defa bir toprağa yer alan kişi Nurettin Zengi'dir. 1144'te Urfa'yı onların elinden alıyor. Yani 1146'da birkaç günlük tekrar Haçlıların bir tekrar geri alması vardır ama o geri almıyor tekrar. Yani Urfa'yı alarak İslam dünyasında bir ümit doğuruyor. Bu açıdan son derece önemli bir isimdir. Yani Hristiyanlara karşı ilk defa bir zafer kazanıyor. O Mustafa, sen de şey anlatırsan o kaçırma teşebbüslerini. Şimdi, tünel kazma. Tünel kazma. Ha? Nurettin Zengi bir taraftan Haçlılarla mücadele ederken diğer taraftan da Fatımilerle mücadele ediyor. Yani, Mısır'daki Şii halifelerle. Evet, Fatımilerle mücadele ediyor. Ve bu esnada Mekke ve Medine'ye hakim olmak için çaba sarf ediyor. Nurettin Zengi'nin gördüğü bir rüya görüyor. Hı hı. Ve bu rüyada Peygamberimizin cesedi şerifinin çalınmak istediğini haber alıyor. Ve bundan bunun üzerine kendisi tahkik yaptırıyor. Yani kendisi gidiyor veya vezirini gönderiyor. Ve neticede Portekizli olan veya Polonyalı olan bazı yabancı kimselerin tünel kazarak Hazreti Peygamber'in cesedi şerifini çalmaya teşebbüs ettikleri anlaşılıyor. O kişiler cezalandırılıyor ve bir daha böyle bir teşebbüs olmasın diye etrafına kurşun dökülmek suretiyle evet mezar daha böyle muhkem bir hale getirilmiş oluyor. Şeyde aslında mezar ama cenaze değil. Tabii. Evet. Mezar. Tabii. Yani öyle bir şey olamaz herhalde, evet, değil mi? Zengilerle Zengilerle ilgili de rahmetli hocamız analım. Hem Mustafa'nın hem benim hocam rahmetli Coşkun Aptekin'in bu konuda çalışmalar vardı. Hem İslam Ansiklopedisi'nde Zengi maddesini zengi yazdı hem de İngilizce doktora tezi yayınlandı. Doktora tezi yayınlandı. Onu Türkçe'ye de çevirtmek lazım. Coşkun Aptekin diye. Coşkun Aptekin'in. Rahmetli anılmış olan evet. Bu programın şeyini. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Hacın yasaklandığı dönemler var. Mesela evet. 1047-48 arasında yokluktan dolayı yani koşullardan dolayı dönemin halifesi hacı iptal ediyor kimse gelemez diye. Bu ne kadar sıklıkla tekrarlanan bir şey? Şimdi haçla ilgili aslında şunu söylememiz lazım. Biz aslında haccın başlangıcını söylemeden ileriye atlamış olduk. Ya aslında onu söyleyip ondan sonra tamam. Atlayalım bence. O da şudur. İslami dönemde hac ilk defa ne zaman farz kılındığı tartışmalı olan bir husus. Yani Mekke bildiğiniz gibi 20 Ramazan 8 Hicri 11 Ocak 630'da fethediliyor. Yani yaklaşık 2,5 aydan biraz az zaman peki, var. Peki Mustafa bu Peygamber onunla Efendimiz, ilgili bir şey sorayım. Şimdi Mekke'nin fethini tam yılbaşına getirmişlerdi bir ara. Biz yılbaşını kutlamıyoruz Mekke'nin fethini kutluyoruz diye. Türkiye'de epey bir uzun süre oldu hatırlarsın. Peki evet. Yani 11 Ocak değil mi? 11 Ocak 630. Yani 31 Aralık'la bir alakası yok. Yok evet. 11 Ocak 630 ve Peygamberimiz mesela bu haç zamanını beklemiyor. Yani Medine'ye dönüyor. Aslında haccı bekleyebilir. Hı. Arada bir yaklaşık işte 2,5 aydan biraz daha az zaman var yani. 2 ay 10 gün gibi filan bir zaman var. Ve daha sonra ertesi yıl gene Hazreti Peygamber'in kendisi hacca gitmiyor. Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olarak gönderiyor. Hı. Hazreti Ebu Bekir'in hac emiri olarak gitmesinden sonra Kur'an-ı Kerim'de tek besmelesiz sure olan Tevbe suresi nazil oluyor. Tevbe suresinin diğer bir adı da Bera'edir. Bera'nin diğer bir anlamı da ultimatondur. Burada başlangıç kısmında Kabe'yi mabet kabul eden yani putperest geleneklerine göre hac yapan müşrik Araplara Allah ultimaton veriyor. Yani bu ultimatonda nedir? Özeti şudur. Bir daha yani ertesi yıl hac tevhid geleneklerine göre yapılacak. Eski adete göre hac yapmak isteyenler hacca gelmesinler diye resmen ilan ediliyor. Yani bir ara karışık yapılıyor. Yani işte o zaman müşrikler de var. Hı hı. Yani eski usule göre yapanlar da var. Hazreti Ebu Bekir'in haç emirliğinde Müslümanlar da haç yapıyorlar. Ve bu arada Hazreti Ali'yi Hazreti Ebu Bekir'in arkasından gönderiyor. Ve Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir insanlara bu umumi ilanı yapıyorlar. Hatta Hazreti Peygamber'le anlaşması olan müşrik Araplara da belli bir süre tanınıp onların da yani bu Kabe'yi mabet kabul eden Araplara ultimatum veriliyor bir anlamda. Ve Hazreti Peygamber'in haccı için bütün şeyler hazırlanmış oluyor. Tabii bir de burada şunu da kısaca söylememiz gerekiyor.
Nesi adı verilen bir adet var. Bu adet takvimle oynama demektir. Evet. İslam öncesinde Araplar İslam hac bahar aylarına denk gelsin diye 2 yıla bir veya 3 yıla bir takvimde oynama yapıyorlar. Niye? Tamam. Yani onun için 24 yılda ve işte veya ancak hac zamanından kaymış oluyor ve bir rivayete göre bundan önceki haçların zamanında olmadığı, yani Mekke'nin fethinden sonraki 2 haccın zamanında olmadığı ve ilk defa Hazreti Peygamber'in zamanında asli tarafına geldiği. Çünkü bu takvimde oynamanın, nesi yapmanın bizzat şirk olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ticari mi oluyor öyle takvimde? Evet, takvimde oynamak suretiyle biraz... Hava iyi olunca daha çok kişi geliyor. Daha çok kişi gelmesine yönelik bir faaliyet olarak gösteriyorlar. Ve bundan dolayı Hazreti Ebubekir'in hac emiri olarak tayin edilmesiyle birlikte... yani 9. yıl konusunda, hicretin 9. yılı konusunda genel bir kanaat oluşmuştur. Yani hicretin 9. yılında hac farz oluyor, insanlara emrediliyor... 10. yılda da Hazreti Peygamber'in mihmandarlığında hac yapılıyor ve artık ondan sonra her yıl Hazreti Peygamber nasıl hac yapmışsa, nasıl tavaf etmişse, nasıl say yapmışsa, nasıl şeytan taşlamışsa bunların hepsi takip edilmiştir. Mesela Kitabül Hac veya Kitabül Menasik adı verilen hac kitapları vardır bizim kültürümüzde. Evet. Erken dönemden itibaren kaleme alınmış ve burada Hazreti Peygamber'in her hareketi not alınmıştır ve daha sonra haçla ilgili gelenek buna göre oluşturulmuştur. Yani onun için Kur'an-ı Kerim'de haç... Peygamberimizin sünnetine göre. Evet, Peygamberimizin sünnetine göre haç yapılmaya başlanmıştır. Yani zemzem içmesine kadar, tavafı bitirdikten sonra makamı İbrahim'de tavaf namazı kılmasına kadar hepsi bizzat takip edilmiş ve not alınmıştır. Tabii bir de burada İslam tarihi açısından, İslam kültürü açısından çok önemli olan Hazreti Peygamber'in veda haccında insanlara yapmış olduğu veda hutbesi söz konusudur. Yaklaşık 80 bin hatta 100 bin daha fazla olduğu 140 bin olan rivayetler de var. Bu kadar kişiyi araya dellallar konulmak suretiyle Hazreti Peygamber'in sözü tekrarlanmak olarak veda haccı hutbesinde de bir takım İslamiyet'in emirleri ve yasakları, mesela örnek verelim, cahiliye adeti olan kan davası gütmenin yasaklandığını bizzat Hazreti Peygamber orada ilan etmiştir. İnsanlar arasında herhangi bir erkek kadın farklılığının olmadığını, insanların ancak yaptıkları işlere göre birbirlerine üstünlük olabileceklerini bizzat orada Hazreti Peygamber bir kere daha ilan etmiştir. Zaten veda haccı aynı zamanda Hazreti Peygamber'in peygamberlik görevinin bittiğini gösteren bir husustur. Şimdi sonraki dönemlere geliyoruz. Yani haccın sonraki dönemlerde uygulanmasıyla ilgili. Mesela biz ilk halifelerin hacca gittiklerini görüyoruz. Hac emirliği görevi çok önemli bir görevdir. Osmanlı yani hac, Osmanlı döneminde de öyledir. Hac emirliği görevi. Yani hac emiri olan kimse orada en büyük mülki erkan konumundadır. Ve kendisi bu şekildedir. Daha sonra mesela Hazreti Ali hacca gidememiştir. Çünkü iç işleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Halife. Halife olarak. Daha sonra Abbasi ve Emevi halifelerin de hacca gitmiş olduğunu bir kısmının bazılarını görüyoruz. Tabii burada şunu söylememiz lazım. Osmanlı döneminde Surre adını verdiğimiz uygulamalar aslında erken dönemden itibaren başlıyor. Yani ne zaman başlıyor? Surre nedir? Surre aslında içine kıymetli şeylerin konulduğu, para, altın gibi kese anlamına geliyor. Evet. Ama biz özellikle Mekke ve Medine'ye gönderilen kıymetli eşya, altın bir gibi, para gibi. Surre demesi. Evet, üzerinde mahmil adı verilen galiba, işte görüyoruz fotoğrafını. Mahmil adı verilen sarayda çok güzel bir surre sergisi açılmıştı. Evet, Surre-i Humayun sergisi açılmıştı. Efendim bu. Bu gördüğünüz o çadır şeklindeki üçgen mahmil üstlüklü deniyor. Mahmil bir devenin üstüne yerleştiriliyor. İstanbul'dan yola çıkıyor merasimle.